küskün tavşan. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Yakınlarda bir ormanda 5 kardeş tavşan yaşarmış. Bu 5 güzel tavşandan birinin ismi Çalçal'mış. Çalçal ailesinin en çok çalışan tavşanıymış. Yuvalarını o temizler, diğerleri uyurken onlara kahvaltı hazırlarmış. Çençen ailenin en çok konuşan tavşanıymış. Kardeşlerinin sözcülüğünü o yaparmış. Bazen de çok fazla konuşur, tavşanları bıktırırmış. Cincin açık göz, cin gibi her şeyi bilen, hakkını kimseye yedirmeyen bir tavşanmış. Bir de Küsküs varmış. Küsküs çok alıngan, her şeye küsen, kinci bir tavşanmış. Sık sık kardeşlerine küser, bir süre onlarla konuşmazmış. Temtem ailenin en tembel tavşanıymış. Hep uyumak ister, bulduğu her fırsatta yatarmış. Bu 5 kardeş her sabah Çalçal'ın hazırladığı kahvaltıyı yaptıktan sonra dışarı çıkar, gezip oynarlarmış. Öğle yemeği için ormanda topladıkları yiyecekleri yer ve biraz uyurlar, sonra da kalkıp oynamaya devam ederlermiş. Akşam yemeklerini de yiyip yuvalarına dönerlermiş. Bir sabah kalktıklarında Küsküs'ü biraz hasta bulmuşlar. Küsküs o sabah her zamankinin aksine çok az yemiş ve hemen yatmış. Kardeşleri ormana çıkmışlar. Küsküs akşama kadar hasta yatmış. Akşam eve döndüklerinde bakmışlar ki Küsküs hala yatıyor. "Nasılsın Küsküs?" diye sormuş kardeşleri. Küsküs hiç cevap vermemiş. Çünkü onlara küsmüş. Bütün kardeşler Küsküs'le konuşmak için çok uğraşmışlar. Küsküs onlara kızmış. "Sizler hepiniz düşüncesiz kardeşlersiniz. Hasta yattığımı bildiğiniz halde bana bir öğle yemeği getirmediniz. Akşama kadar aç ve hasta yattım. Artık sizinle asla konuşmayacağım." demiş. Kardeşleri ona hak vermişler ve ondan özür dilemişler. Fakat Küsküs'ün onları affetmeye hiç niyeti yokmuş. Ertesi sabah kardeşlerine katılmamış. Kardeşleri ormana gittikten sonra o da yuvasını terk etmiş. Akşam olup eve döndüklerinde Küsküs'ü bulamamışlar. Çok üzülmüşler. Peşinden gidip aramayı düşünmüşler ama onun inadını bildikleri için vazgeçmişler. Pişman olup geri dönmesini beklemeye başlamışlar. Küsküs ise yuvadan ayrıldıktan sonra ormanın diğer tarafında kendine küçük bir yuva yapmış ve yalnız yaşamaya başlamış. "Oh, kurtuldum Çençe'nin çenesinden, Temtem'in tembelliğinden," diyormuş. Ama içten içe de onları çok özlüyormuş. Bir sincap ve bir kaplumbağa ile arkadaş olmuş. Arkadaşları iyiymiş ama onlarla oynaması çok zor oluyormuş. Bir gün arkadaşı sincapla ormanda gezmeye çıkmışlar. Küsküs hızlı giden sincaba yetişmek için koşmaya başlamış. Aksilik bu ya, önündeki koca çukuru görmeyince içine düşmüş. Küsküs'ün ayağı çok acımış. Hayvanlar ona yardım etmişler ve yuvasına götürüp yatırmışlar. Küsküs'ün ayağı kırılmış ve bir ay hiç kalkmadan yatması gerekmiş. Bütün hayvanlar gidince yuvasında yapayalnız kalmış. Üstelik karnı da acıkmış. "Ben nasıl karnımı doyuracağım? Ayağım da kırık. Belki de burada açlıktan ölürüm," diye düşünmüş. O gece aç aç uyumuş. Ertesi günde yuvasında aç ve yalnız yatmış. Yanına kimse uğramamış ve yiyecek de getirmemiş. Küsküs artık yaşamaktan ümidini kesmiş ve o gece de açlıktan kıvranarak uyumuş. Ertesi sabah zorla gözlerini açtığında önünde havuçlar, çeşit çeşit yiyecekler görmüş. Rüya gördüğünü zannetmiş. Gözlerini tekrar tekrar kapatıp açmış. Gördükleri gerçekmiş. Yiyecekleri hemen yemeye başlamış. O yiyecekler ona bütün gün yetmiş. Daha sonraki günlerde de durum böylece devam etmiş.
Her gün uyandığında yiyecekler gelmiş oluyor fakat getireni göremeyince herhalde sincaptır diye düşünüyormuş. Aradan bir ay geçmiş ve Küsküs iyileşmiş. Hemen gitmiş sincabı bulmuş. Ona yiyecekler için teşekkür etmiş. Ne yiyeceği? Ben sana hiç yiyecek getirmedim ki demiş sincap. Küsküs çok şaşırmış. Yiyecekleri kimin getirdiğini çok merak ediyormuş. Ertesi sabah çok erken kalkmış ve yuvasının karşısındaki ağacın arkasına saklanmış. O sırada karşıdan elinde yiyeceklerle kardeşleri Temtem, Çençen, Cincin, Çalçal gelmişler. Yiyecekleri yavaşça yuvasının kapısından içeri bırakmışlar. Küsküs çok şaşırmış. Çünkü kardeşlerinin yuvası oraya çok uzakmış. Her gün onun için bu kadar yolu gelmeleri, kardeşlerinin onu ne kadar çok sevdiğini gösteriyormuş. Onları terk ettiği için çok utanmış ve üzülmüş. Yiyecekleri bırakıp giden kardeşlerinin arkasından ''Çalçal, Temtem, Cincin, Çençen'' diye bağırmış ve koşarak yanlarına gitmiş. Kardeşler ağlayarak birbirlerine sarılmış. Bu defa Küsküs onlardan özür dilemiş ve onlarla birlikte yuvasına dönmüş. Kardeşlerinin kıymetini anlamış ve hataları olduğunda artık onlara hemen darılmamış. Kardeşleriyle mutlu bir hayat yaşamış.